Plan 1 tekrar 1. Radyoda yayınlanacak olan programların kayıtlarını alıyoruz. Program için kayda gelen hocalarımızın, diğer misafirlerimizin kayıtlarını alıp onları temizliyoruz. Sonrasında onları yayına hazır hale getirebilmek için kurgularını yapıyoruz. Podcast hazırlıyoruz, radyo programları hazırlıyoruz. Daha sonra hazırladığımız programları radyo modülüne ekliyoruz. Üniversite radyosunun ses kayıt ve ses kurgu işlerini hem uygulamalı hem de teorik olarak öğrenip uyguluyoruz. İnsanları nasıl etkileyici bir şekilde hitap edebilirim? Hani bunu öğrendim ben. En son benim bu atölyeden kazanımım bu. Diksiyonumu geliştirmemi sağladı. Arkadaş çevrem genişledi. Program öğrendim. Bana teknik katkısı çok fazla oldu. Özellikle liseden üniversiteye geçen öğrencilerde büyük bir özgüven sorunu ortaya çıkmakta. Bu atölyede en büyük fayda özgüven kazanımı. Hem uygulamalı olarak hem de teorik olarak, sözlü olarak hocalar bunu aşılıyor öğrencilere. Çok eğlenceli, sıcak ve samimi bir ortam olması. Bir de hocaları bence en belirgin özelliği atölyenin. Çünkü çok motive edici bir yapıya sahipler. Radyo atölyelerinin hocaları, hani hocalarının bende çok farklı bir yeri var. Hocalara ulaşabilme rahatlığı. Öğrencilerin kendini ifade etme özgürlüğü en belirgin özelliği. Saygın, samimi ve eğlenceli bir atölye. En çok şeyi de buradan öğrendiğim bir mekan. Biraz iddialı olacak. İbrahim Hoca'dan da kopya çektim ama Ankara Üniversitesi'nin Marközü diyelim. Just lie there.